Kızaça, şey bir... Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını Zafer mi ben? E, zafer, evet. Ha, Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına bakıyorum. Ne Anayasa konusunda, ne İstanbul Sözleşmesi konusunda Bedir Bey'in okuduğu gibi değil Cumhurbaşkanının ifadeleri. Hı. Yani e, bu vicdan meselesi sadece bir yerde geçiyor. Bakın cümle şöyle. E ben de on yerde kadınlarımızı söylemedim Sefer Bey. Için... Bakın. Ama o zaman Bedri Bey şunu da okursanız daha doğru olur. Hükümetlerimiz döneminde çıkarılan kanunlar, hayata geçirdiğimiz uygulamalar kadına verdiğimiz değerin ve onların haklarını korumak için gösterdiğimiz hassasiyetin en somut işaretidir diyor. Mesela siz ee, meselenin bu boyutu var. Anayasa konusunda da Ahmet Bey şimdi yani burada toplumsal mutabakat diyor. 84 milyonu kucaklayacak bir anayasa toplumsal sözleşme hazırlayalım diyor. E herkes kendi ideolojik bagajını, kişisel bagajını bir kenara bıraksın diyor. E yani bu bir çağrı değil midir? Yani bu olumlu bir çağrı değil midir? Daha ne olacak ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Zafer e, yani, Bey biz ne balkon konuşmaları insan, gördük. 12 Bakın biz çok balkon Bakın, konuşması sebebi Bakın sizin gibi sizin gibi demokrat kimlikli bir insan 12 Eylül cuntalarının <laughs> hazırladığı bir anayasayla yaşamaya devam etmek isteyebilir mi ben zannetmiyorum. Yani biz neden Kenan Evren ve Milli Güvenlik Konseyi anayasasıyla yolumuza devam edelim? Cumhuriyetin 100. yılında bu anayasayla girmek bizim açımızdan bir eksiklik değil midir? Z ee, Zafer Bey 40 kere oldu kaç kere değiştirildi? Sayın Cumhurbaşkanı 2010 ve 2017 değişikliklerini Zaten bu söylediğiniz metinle şekillendirmedi mi? 1980 anayasasıyla yürüyemeyeceğimiz i̇htiyaç... için bütün bu değişiklikleri yapıyoruz demedi mi Sayın Cumhurbaşkanı? Dedi. E o zaman bakın, hani Cumhurbaşkanı Charles... hükümet demek sistemi bizi anayasa... harika bir, bir şekilde ihya edecekti bütün vatandaşlarımızı yeni yüzyılda, yeni Bey, bin yılda. Demir Bey bakın demek ki bu anayasa... Türkiye'ye yetmiyor ki, toplumsal ihtiyaçları karşılamıyor ki bu kadar sık değiştirilmesi gerekiyor. Ve biz ne acıdır ki ta işte 1982 nerede, 2021 nerede, Cuntacıların hazırladığı bir anayasayı henüz e, kaldırıp rafa koyamamışız. Cumhuriyetin 100. yılına giriyoruz. Sivil, demokratik bir anayasa hazırlayamamışız. Ya arkadaş 1982. yüzyılın toplumsal ya. Arası, bence sadece desteklenebilir, eleştirilmez. Zafer Bey, %10 seçim barajını lazımdı. niye değiştirmedi Sayın Cumhurbaşkanı veya AKP? AKP yani bugüne kadar madem cuntacıların anayasasını değiştirmek istiyordu. CHP mi mani oldu? Hangi parti mani oldu %10 bar barajının mesela değişmesine? Y yani sorun şu Sayın Bezir Cumhurbaşkanı be, kendisine daha çok kullanabileceği bir anayasa istiyor. Halbuki bahsettiği toplum ve toplumsal mütabakat güçler ayrılığı ve daha fazla demokrasi ve artık tek kişi tarafından yönetilmeyen bir ülke istiyor. Dolayısıyla Tam Sayın Cumhurbaşkanı'nın arzusu ve toplumun ve siyasetin arzusu ayrı yönlerde gidiyor. E ne güzel işte millete sorulacağına göre bu anayasa ne kadar güzel. Eğer millet ya derse ki bir dakika Sayın Erdoğan. özünde insan olan bir anayasa hazırlık evet Bundan biz daha güzel bir şey, daha şey, bir şey, şey olabilir de, mi? Ya gerçekten Hasan Bey, padişah döneminde yaşasaymışsınız. Bu kadar her gücün bir kişiyi, e, bir kişiyi ihya ederek beni bir kişiye toplumun mi? verilmesi maskeden dolayı. Anladım. Bunun adı demokrasi <laughs> değil. Bunu anlayamadınız. <laughs> Siz Çok... halkın bütün gücü bir kişiye verip sonra onu seyrediyorsunuz. <laughs> diyorlar ki. Ya Baykan diyorlar tam, ki. Tam yani söylüyorum. sonuçta Cumhurbaşkanı diyor ki kardeşim bütün siyasi partilere çağrı yapıyorum. Bütün toplum kesimlerine çağrı yapıyorum. Gelin beraber şeffaf bir süreç işleyerek bir anayasa yapalım diyor. Ya bu olumlu bir çağrı değil mi diye soruyorlar Bunu da yani. hep Hanım'a götürelim Hadi. diyor sonra da. Bu, Neyse yani e, bu, bu çağrıyı e, bu çağrıyı kimin ne zaman hangi ortamda yaptığına bakarım. Daha önce yaptıklarına bakarım. Daha önce yaptığı balkon konuşmalarına bakarım daha önce hazırladığı anayasalar esnasında yani. verdiği demeçlere bakarım. Yani bu, bugün Türkiye'nin onlar gerekti ya bir son bir haftalık uygulamalara bak. Biz, bak şimdi bir haftalık aynen, uygulamalara aynen, bakın. Aynen. Şimdi bakın laf ayrı bir iş, icraat ayrı bir iş. Türkiye'nin demokratik bir anayasa ihtiyacı var mı? Ya siz var. Şöyle diyebilirsiniz. Yani, bir dakika şunu şu evet. yani şu söylenebilir. Ya ben e, bu çağrıyı inandırıcı bulmuyorum. So, yani, Eyvallah. E, bu git, bir önemli. Dakika ama çağrının lafzı lafzı hani kendisi olumlu bakın Türkiye'nin ikisi ayrı ben, şeyler. Bakın, Türkiye Çağrı inandırıcı gelmiyor ama, ama olumlu ama Bey, teorik olarak şimdi? Bak, teorik olarak teorik olarak, söylüyorum. olarak aynı şey olarak bir yere aynı şeyi var, şeyi söylüyorum. Son bir haftayı o yüzden söyledim Ahmet Bey. Yani şimdi e, 19 yıldır bu ülkeyi Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiyor. Tek başına yönetiyor, çoğunlukla yönetiyor. Bu anlamıyla kimse elini tutmadı ama hadi geçmişe gitmiyorum. ya Son bir haftada, tamam. şimdi bu işteki samimiyet önemli. Siz tamam ben anladım. Ki, bu konuşmanın arasına bu kadar Bay Kemal ve tek parti faşizmini koymanın bir anlamı var mı? Samimiyet nedir biliyor musunuz? 84 milyonu kucaklayacaksan sen ona göre bazı noktalarda geri vites yaparsın, geneli kucaklarsın, ona göre hareket edersin. Peki. E bir sürü, son bir haftada uygulamalar alt alta sırlansın. İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere başka bir resim çıkıyor Neyse. ortaya. Zafer, Zafer benim adıma da oldu. Yani aşağı Peki yukarı. çok teşekkürler. Şimdi devam edelim. Bir başka konu işte. Şimdi bu İstanbul Sözleşmesi falan denilince akla e, bu Ayasofya Camii'nin başimamının açtığı tartışmalar geliyor. O da biraz e, bu tür konulardan yola çıkarak e, tartışmaların odağında. E, hatta AK Parti içinden de... E, Ayasofya Camii Başı İmamı Mehmet Boynukalın'a itirazlar var. Daha önce Özlem Zengin AK Parti Grup Başkan Vekili bu açıklamalar siyasetin yükünü arttırıyor. Yani Boynukalın açıklamaları siyasetin yükünü arttırıyor. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum demişti. O da baya bir tartışmaya yol açtı. Sonra en son dün müydü bu? Önceki gün müydü Onur? Bülent Turan? önce pazartesi günüydü galiba. Sağ olun, sağ olun. Ee, o da şöyle bir tweet attı. Esofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemikler içinde olmanız imama, baş imama söylüyor. Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte bir siyasi değil kardeşiniz olarak e, bu mecrada usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim. Bu mecrada bu usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim diyor. Ya Böyle bir tartışma var. Hasan Bey ne diyorsunuz bu tartışmaya? Bak, bu Ayasofya Camii İmamı. Konuşmuştum bir daha konuşayım. Bir başka televizyonda da konuştum. E, linç yeme pahasına konuştum. Linç yedin konuşayım. mi? Yiyorum. Yedin mi? Evet. Yiyorum, önemli değil. E, ama bunu söylemezsek e, olmaz. Yani ben kendimle de çelişirim, onu da söyleyeyim. Şimdi İstanbul Sözleşmesi, Temmuz-Ağustos ayında tartışılırken o dönemde, bir takım isimler, bir takım çevreler işte dindar muhafazakarların talepleri şeklinde sözleşmeyi eleştirirlerken öyle bir noktaya getirdiler ki bunu yapılacak işlerin de önüne geçmiş oldular. Yani o dönemde Oyunu kalınla ne alakası var? Direkt onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şey, ve o dönemde şunu demiş. Anla, ben anlamadım o cümleyi. Cümle cümleyi de anlamadım. Söyleyeyim. Maskemi çıkartmam için zorluyorsunuz ama böyle oldu. Yok hakikaten anlamadım. İçeriğini anlamadım Şimdi, yani. Ne demek istiyorsun? Şunu yani? söylemek istiyorum. Direkt boynu kalına girsek daha iyi olacak A, Ama bence. Şu, şu cümleyi söyle, söylemezsen boynu kalına gidemeyiz. Ee, bir çevre var ki görebildiğim. Bazı isimler var ki görebildiğim. E, bir muhafazakar muhalefet e, üretmeye çalışıyor ve e, bunun üzerinden de yeni kurulan bir takım siyasi partilere taban oluşturuluyor. O zaman bunu yazmıştım, direkt böyle bu cümleyi kurmuştum. Kim bunlar? Şimdi buraya geliyorum, buraya geliyorum. Şimdi biz ben yani ben, ya geçmişi bilinen, bahsettiğiniz geçmişi anlamı. bilinen bir siyasi partiniz kim? Ge ge Hakikaten geçmişi, bilmiyoruz biz. Geçmişi bilinen bir insan olarak söylüyorum. Ben biraz böyle biraz konuşayım. yani isim isim gitmeyeyim de onu sonra an anlayacaklar anlayacak. bir Mutlaka. Anlaması Aa, gereken... Biz de ne? anlasak daha iyi değil mi? Anlar siz de anlayacaksınız. <laughs> siz de anlayacaksınız Ahmet Bey. Yani siz de bu müktisabatı biliyorsunuz onun için. Valla bilmiyorum. Yani. Biliyorsunuz biliyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Bir, dakika. Ya şu boynu kalınla ilgili ne düşünüyorsunuz? Oraya gel onu ge geleceğim oraya. Hasan Bey bu Şimdi Ayasofya'yı Kebir Camii... Enteresan, ben de anlamadım. ...müze olarak yıllarca müze olarak durdu. Ve biz geçen yazda burayı tekrar ke Ayasofya'yı Kebir Camii olarak açtık ve bunun mutluluğunu yaşaması gerekiyor dindarlar. Yaşasın evet. Yaşayın. Yaşasınlar değil mi? Ama biz Ayasofya'yı Kebir Camii'nin açılmasının, tekrar ibadete açılmasının mutluluğu değil, ee, Ayasofya Kebir Camii'nin imamının daha önce hiçbir zaman Türkçe tweet atmadığı halde. İngilizce tweetler attığı, Arapça tweetler attığı halde o günden sonra Türkçe tweet attı, atması ve o tweetler üzerinden bir şey tartışıyoruz. Ne tartışıyoruz? Bir bakıyoruz e, şey faiz tartışması. Bir bakıyoruz başka bir tartışma. İstanbul Sözleşmesi. Bir dakika. Evet herkes düşüncesini ifade edebilir. Fakat bulunduğun konum öyle bir sembolik anlam taşıyor ki bu memleketin bir kesimi için benim için de öyle bağımsızlık mücadelesinin önemli, en önemli yapı taşlarından birisinin inşa edilmesi süreci. Bir kesim için fethin sembolü olduğu için çok anlamlı bir yerin anlamlı bir görevinde bulunuyorsunuz ve bu anlamlı görevin arkasına sığınarak ya da o şapkayı geçirerek üzerinize tutuyorsunuz. Hala daha yok mu anlam taşıyan ve sanki e, AK Parti'nin ya da hükümetin e, sanki gizli bir ajandası varmış gibi bir imaj oluşturuyor. Ha, şimdi anladım. Bir dakika. Ee, yani siz Ayasofya Camii'nin imamının söz söyleme hürriyeti vardır. Açıklama yapar tabii ki ama diyorsunuz o şapkayla yaptığınız zaman bu o sembolik e, mekanın değerini tartışmaya açıyor aç ve başka bir tartışma da başlatıyor. O zaman şöyle oluyor. A, hükümetin, AK Parti'nin Tayyip Erdoğan'ın, ne derseniz de iktidarın başka bir gizli ajandası var aslında. Çünkü onun adına konuşuyor. Şu gibi, gibi. yapıyor. Ama ben diyorum e, e, Sayın İmam Efendi'ye yani siz e, üniversite hocasıyken bu tartışmaları yapsaydınız ve daha yüksek sesten e, dillendirseydiniz Daha önce hiç çok girme, daha, girmemiş hiç mi bu işlere? Ben bunu da e, yine Twitter'da yok muymuş? Cengiz Erin sitesinden okudum yani en son. Hiç tespit etmişler, habercilik yapmışlar. Değerli bir habercilik bence. Yani süper haberde ya gördüm. Bir dakika yani şey bu, Twitter'da yok muymuş bu? Yok. Şey, Arapça ve İngilizce yazmış. Daha önce Twitter'da. hiç Ayasofya hiç, imamı olunca olduktan mı? olduktan sonra Türkçe olarak yazmaya başlıyor. Şimdi ben de diyorum ki haksızlık ediyor. Niye? Gizli ajandası olmayan bir iktidara gizli ajandası varmış. Ee, İzlenimi veriyor. Evet, gidiriyor. E o zaman şöyle de bir şey var. Der ki Doğru. ama ben hükümet, der, sandal, ben bireyim kardeşim ben hükümet adına konuşmuyorum ki ben bir birey olarak konuşuyorum der e, ama siz algının öyle olduğunu evet, söylüyorsunuz. İstanbul Sözleşmesi meselesinde de aynısı oldu çünkü. Yani o isim gibi bazı isimler yani bu sözleşmenin kadın hakları, kadınların Polis da uğraması gerektiği gerçeğini e, e, ö, örtüp tartışıldı Türkiye'de. Sadece bir, İstanbul Sözleşmesi kaldırsın, niye aileyi tahrip ediyor, işte efendim bu nafaka hakkı bilmem ne. Ama kalmıyor. hükümet de öyle yaptı. Ya şimdi kaldırdı, peki İstanbul Sözleşmesi kaldırdığı gün neyi deklar etti? Ankara mutabakatını oluşturacağız, hep beraber bütün sivil toplum kuruluşlarını toplayacağız. Öyle değil mi? Bütün herkes toplayacağız ve bir mutabakat daha çıkacak. Hiç şeyi anlamıyorum yani. İstanbul Sözleşmesi'nden şikayet edenler kazandı. Sözleşme kalktı. ama bu 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 e, Temmuz Ağustos'ta kalkacaktı aslında. Gecikti. Onu bilmiyorum. Neyse konu dağılacak şimdi. Ben ya, yani İstanbul Sözleşmesi tartışması yapmak istemiyorum.